inanın üzülerek bunu anlatmak zorundayım. Yani birçok kentin milletvekilleri mecliste ortak bir tutum ortaya koyabiliyorlar. En azından kentin sorunlarıyla ilgili. En azından verilen önergelerle ilgili maalesef biz bugüne kadar bütün niyetimize rağmen, bütün pozitif olumlu yaklaşımıza rağmen Siirt milletvekili arkadaşımızla birlikte bir araya gelemedik. Yani ortak bir çalışma yürütemedik. Tabii ki farklı partilerdeyiz, rekabet ediyoruz, rekabet de edeceğiz. Biz muhalefetiz. Bizim temel amacımız uyarmak, duyarlı hale getirmek, sorunu çözmek için girişimlerde bulunmak. Ama İktidar Partisi mensup bir milletvekili en azından verilmiş olan soru önergelerini merak etmesi, sorması, bu konuda işte ortak ne yapabilir konusunda en azından bir girişimde bulunmasını beklerdik. Maalesef işte orada da burada olduğu gibi bir tekil, herkesin kendi mahallesinde olduğu bir durumu yaşamak istiyoruz. Bunu da aracımız da aslında Siirt. Kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. İktidar Partisi vaatlerde bulunuyor. Ya, bu da çok canlı sıkıcı bir şey. Sabah Vekil söyledi. İşsizliği önleyeceğiz, bilmem ne yapacağız işte. Yani bunun için başka hangi mekanizma var? İktidar olmanın dışında başka sorunları çözmek için başka bir mekanizma var mı? Onu çok bilmiyorum. Zaten bu bahsettiğimiz sorunların çözümü aslında meclistir. İşte çözecek olan iktidarın kendisidir. Yani iktidar milletvekillerinin, başta da Siirt'teki arkadaşımız olmak üzere bir muhalefet milletvekili gibi konuşması, vaatlerde bulunması da bize biraz şaşırtıcı geliyor. Bu konuda da siz değerli yerel basın emekçilerini aslında bir uyarmak istiyoruz. Bu doğru bir yöntem değil. İktidar çözer. Olanakları yoksa açıklar. İktidar muhalefetin bile getirdiği meseleler kentin yararına, ülkenin yararına ise oradan dersler çıkarır. Bizim, sizin yazmış olduğunuz manşetlerden çıkarmış olduğumuz sonuçlar gibi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada da bir durum yok. Şimdi insan şöyle bir kaygıya kapılıyor. Seçim oldu, büyük vaatlerde bulunduk. Biz arkadaşımızla birlikte, siz de takip edersiniz. Ben biraz daha genel merkezde görevlerimden kaynaklı hem bu çalışmaları hem genel çalışmaları beraber yürütmeye çalışıyorum. Ama arkadaşımız, tüm partilerimizin eş başkanları, yönetimleriyle birlikte kıymetli bir çalışma yürütüyorlar. İnsanlara dokunmaya, köyleri ziyaret etmeye, sorunlarını almaya çalışıyorlar. Şimdi acaba şöyle mi olacak? Bir 5 yıl sonra tekrar işte iktidarda olan parti karşımıza mevcut birikmiş olan sorunları çözmeyerek bir 5 yıl daha toplumdan acaba bir vize mi isteyecek? Neyi bekliyor? Niye çözmüyor?